tanıyalım önce. Merhaba, Recep Morca ben. Emirdağ'dayım, Emirdağ'da yaşıyorum. Recep Bey, ne söyleyeceksiniz? Emirdağlarındayız. Oldukça güzel bir doğa. Burada ne hissediyorsunuz? Emirdağları, doğa tutkunlarının değil, daha çok burada yaylacılık, hayvancılık yapılır. İlkbaharda çıkılır, sonbahar, kışa doğru yaylacılar, yani hayvancılık yapanlar şehirleri tekrar dönerler. Nasıl geliyoruz buraya? Tarif edin isterseniz. Emirdağlarına çıkış, Dereköy'den, Balcan'dan ve Çatallıköy'den, üç yoldan Emirdağlarına ulaşabiliriz. Emirdağlarında yazları serin, kışları karlı ve soğuk geçer. 2300 akımlı olan bu yerde doğa tutkunları, fotoğraf tutkunları, offroadçular genellikle ziyaret ederler. Burada başka neler var? Yılık atları da var galiba. Evet, yılık atlarımız çok meşhurdur bizim Emir Dağları'nda. Doğada kışları biraz sıkıntılı oluyor. Burada belediye ve orman işleri zaman zaman çıkıp yem falan bırakıyorlar. Kış şartlarında yem ot bulması sorun olduğu için bu ihtiyaçları belediyeyle orman müdürlüğü gideriyor. Peki az önce bir yıl katlarını izledik birlikte. Ne hissettiniz? Tabii farklı oluyor şimdi doğada bir de toplu halde bu kadar fazla yılkata olduğu için insanın merak uyandırıyor. Daha yakından bakmaya, yani daha yakından gözlemlemeyi istiyorsun, fotoğraf çekmeyi istiyorsun veya video çekmeyi istiyorsun. Onlar karşılıklı sen yaklaşmak böyle biraz adrenalin doluyor tabii, heyecan doluyor yaklaşmak için. Bunu da gelecek vatandaşlar için ekstra bir heyecan olduğunu düşünüyorum. Peki, çok teşekkürler. Rica ederim. Önce sizi tanıyalım. İsmim Hayrun Nisa Erürük. Emirdağlıyım. Dereköylüyüm. Bu yaylalara çok geliyoruz. Burası küçük gölcük. Hemen arkada büyük gölcük var. Yılkatları genellikle buraya gelip su içiyor. Vallahi Emirdağlı insanlarımıza burayı tavsiye ediyoruz. Gelsinler. Emirdağlı bütün hemşerilerimize, bütün Türkiyelilere diyelim. Emirdağlarına bekliyoruz, yaylalara bekliyoruz. Şu an yavaş yavaş da zaten yaylalara gelmeye başladılar insanlar. İşte küçük başlarını buralarda gezdiriyorlar, otlatıyorlar. Zaten köylerin büyük bir çoğunluğunun geçim kaynağı da küçük baş hayvancılık, büyük baş hayvancılık olduğu için yaylalar çok gelişmiştir burada, Emirdağ'da. Herkesi bekliyoruz. Buraya gelen ne bulacak burada? Buraya gelen burada güzel doğayı, güzel çiçekleri. Tabii Nisan'dan sonra kekikler de olmaya başlıyor. Özellikle yarpuz otu diyoruz biz Emirdağ'da. Çorbalara katılan bir ot. O olmazsa olmuyor, tarhana çorbası mesela. Huzur buluyorlar. İnsan buraya ne aramak için geliyorsa onu buluyordur. Kesinlikle.